Çankırı Merkez Süleymanlı Köyü'nde hazine arazisinin usulsüz şekilde satıldığını iddia eden köy sakinleri tepkilerini dile getirdi. ÇED raporunun dahi apar topar hazırlanarak arazinin oldu bittiye getirilmek istendiğini söyleyen Süleymanlı Köyü Muhtarı Orhan Akyol, yargıya rağmen firmanın arazide çalışma başlatmasını kamuoyunun gündemine taşıdı. Yapılması planlanan tuz fabrikasının köyün yanı sıra tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceğini dile getiren köy muhtarı Akyol, "Köyümüz fakir, gücümüz yok, bir avukat zor tuttuk. Onlar istediği kadar avukat tutuyorlar. Köyümün bu bölgede hiçbir metrekare arazisi kalmadı. Burası çevrildiği zaman köyümün tarım ve hayvancılığı biter. Ben devlet büyüklerimizden, yetkililerden yardım bekliyorum. Köyümüzün mağduriyetinin giderilmesini istiyorum," dedi. Ankara Süleymanlı Köyü Muhtarı Orhan Akyol. Köyümüzün bir sorunu hakkında toplandık arkadaşlarla, köylümlerle birlikte buraya. Bizim köyümüzün sınırlar içinde kalan hazine arazisi 2016 yılında bedelsiz olarak TOKİ'ye devrediliyor. Buraya konut yapılacaktı. TOKİ'ye bedelsiz olarak devrediliyor. Bu zaman içinde TOKİ bu projesinden vazgeçiyor. 2019 yılının 12. ayında Özcek İnşaat'a bu satılıyor, bu arazi komple 180 dönüm. Bu arazi satılıyor. Bedelsiz olarak devredilen yer parayla satılıyor. Köyünden hiçbir görüş alınmıyor. Etraftan hiçbir ÇED raporu denir. Yani bu tarım arazisidir, meradır, sulamadır, kültür varlıklarıdır. Bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Bir firmaya ÇED raporu alın diye Özcek İnşaat bir firmaya görevlendiriyor. Bu firma 15 gün içinde karar veriyor. Bütün işlemleri bitiriyor. Hiçbir kurumdan, kuruluştan, köyden, etraf köylerden hiç kimseden görüş almıyor. Mera çalışmasıdır, tarım çalışmasıdır, sulamadır, kültür varlıklarıdır. Bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor. Ve direkt bana gelen belgede ÇED raporu gerekli değildir kararı alınıyor. ÇED raporu gerekli değildir. Ve buraya tuz fabrikası yapılacak. Tuz fabrikası yapıldığı zaman tarım bitiyor bir. Benim köyümde 4000'e yakın küçük baş var. 400 civarında büyük baş var. Bu resmi kayıtlarda. Resmi kayıtlarda bu. Bunlarla ilgili hiç bunlar göz önüne alınmıyor. ÇED raporu gerekli değildir. Yani. Biz bunu duyduğumuz zaman biz yargıya başvurduk. Mahkemeye sorduk. Mahkeme süreci devam ederken bu Özcek İnşaat kendine öyle bir güveniyor ki hiç kimseyi takmıyor. Mahkemeyi de takmıyor. Geliyor, arazinin halini görüyoruz. 2 numaralı parseli çeviriyor. Çevirdik her gün. Ben geldim, dedim ki kardeşim biz burayı bekleyin. Mahkeme raporu, mahkeme kararını versin. Sonuç ne olursa hepimize eyvallah. Adamlar hiç kimseyi takmıyor. Köyümüz fakir, gücümüz yok. Bir avukat zor tuttuk. Onlar istediği kadar avukat tutuyorlar. Sağ olsun, benim avukatım da elinden geleni yapıyor. Benim köyümün mağduriyetinin giderilmesi için başta Çankırı valimiz, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, cumhurbaşkanımız, bunlardan yardım bekliyorum. Benim köyüm mağdur. Köyümün bu bölgede hiçbir metrekare arazisi kalmadı. Köyümün hayvancılığı biter burası çevrildiği zaman. Köyümün tarımı biter. Bura çevrildiği zaman. Ben devlet büyüklerimizden, yetkililerden yardım bekliyorum. Köyün mağduriyetinin giderilmesi için. Muhtarım, siz bu firma yetkililerle görüştünüz mü? Ne diyorlar yani size? Firma yetkililerle görüşmedik. Temsilcileriyle görüştük. Yani firmanın sahibiyle değil ki. Değil de temsilcileri geldiler buraya. Adamlar kimseyi takmıyorlar. Ya ne diyorlar size? Tapulu arazim. Tapulu arazim. Müdahale edemezsin. Biz yaparız. Yapacağız. Ya mahkeme sürecini bekle. Mahkeme sürecini de beklemiyorlar. Mahkememiz devam ediyor. Bura kültür varlıklarla dolu. Şu tepe normalde gelip burada çalışma yapılsa buraya kesinlikle ve kesinlikle izin verilmez. Şu tepe dolu. Çünkü biz cahil halimizde görüyoruz. Burada yaşam olmuş. Tarihi eserler var, çıkıyor, parçalar görüyoruz yani. Var buralarda. Onlar hiç incelenmemiş.
tarım olur olmaz hiç incelenmemiş. Meralar hiç gözüne, meralar bir kere hiç göz önüne alınmamış. Benim meralarım da tepeler komple mera, hayvan otları. Yarın burada tuzu yaptığın zaman o mera bitecek. Benim 4000 küçükbaş hayvanım nerede? Ot ihtiyacını karşılayacak. Suya geçecek hayvanın yolunu kapatmış. Benim o Karakışa mahallemden gelen küçükbaş suya nasıl geçecek? Ben burada su yok diye il özel idareden yardım aldım. Derdimi anlattım. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Boru verdiler, kepçe verdiler. Buraya hayvan sulamak için su indirdi. Ve görüyorsunuz karşı çeşme. Köyden, yukarı mahallemden, Karakışa mahallemden buraya komple hayvanlarımız gelir, su içer. Bura kapandığı zaman yol kapanacak. Bu köylü ne yapacak? Hırsızlık mı yapsın? Ne yapsın? Aç, köylü aç. Köylüm aç. Ben köylü, kendi köylüm adına konuşuyorum, benim köylüm aç. Yok, bir şey yok. Sen elindekini aldığın zaman bu köylü ne yapacak? Bu yüzden ben devlet büyüklerimizden, Çankırı valimizden, milletvekillerimizden, daire müdürlerimizden, cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Bu köyün mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesini istiyorum. Burada ne kadar bir araziydi abi toplamda? 180 dönüm. Daha büyüktü. Toprak mahsulleri ofisine verildi bir kısmı. İl Gözcü Deresi'ne verildi bir kısmı. Kala kala bu arada 180 dönüm yerimiz kaldı. Başka da hiçbir yerimiz yok. Yolun altı bizim değil. Aşağı perde dönüm. Oralara dokunma yok. Ama her şey Süleymanlı için. Süleymanlı'ya geliyor. Ve benim köyümde de hiç yardım yok. Köyümün içine geldiyseniz parke taşlarım yarım yıl 2021. Benim cami avlumda parke taşım yok. Köy konağı avlumda parke taşım yok. Mezarlık yolum berbat. Köy içim berbat. Yani Süleymanlı köyüne de yazık. Biraz da Süleymanlı köyünün hakkını koruyalım. Ben devlet büyüklerimden bunu istiyorum.